Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda yine dolar TL, gram altın, gümüş ons, altın ons ve gümüş gram değerlendirmemizi yapacağız. Değerlendirmemize hemen altın tarafından başlayalım. Altın onsta hareketler nasıl olacak? Sizlerle birlikte takip ettiğimiz üçgen içerisindeki hareketleri değerlendirmeye başlayalım. Evet sevgili dostlarım altın onsta gördüğünüz gibi üçgen içerisindeki daralma hala devam etmekte. Hareketler bu üçgen içerisinde son videolarımızda da belirttiğimiz gibi hala devam etmekte. Aşağı veya yukarı yönlü herhangi bir kırılım şu an itibariyle gözükmemekte. Evet altın onsta aşağı hareketlerin olabilmesi için arkadaşlar mutlaka şuradaki bizim çizdiğimiz çizgi aşağı yönlü kırılması lazım. Bu çizgide bugün itibariyle arkadaşlar onu hemen biraz daha yukarı çekiyoruz ve 1896 seviyesine getiriyoruz. Yani aşağıda 1896 hareketler yukarıda gene 1925 civarlarından geçmekte. Ons altında buradaki kırılım, üçgen içerisindeki daralmanın kırılımı ons altına yön verecektir şeklinde teknik olarak bu işi yorumlayabiliriz. Bakın bu üçgen içerisinde dediğimiz günden beri hareketler sıkışmış ve bu şekilde hareket etmekte. Burası 1922 üzerine kırılırsa arkadaşlar burada hareketlerin yukarı yönlü ivmelenmesi beklenebilir. 1896 seviyesinden kırılma gelirse de şu şekilde aşağı yönlü hareketlerin devamı beklenir. Yukarı yönlü kırılma gerçekleşir. 1922 üzerine altın ons atabilirse arkadaşlar bizim için yukarıda 1937 direnci, şurada 1937 direnci ve gene onun üzerinde arkadaşlar 1958 direnci yakından takipte olmamız gerekecek olan direnç seviyeleri olarak ons altında gözükmekte. Aşağı yönlü kırılma gerçekleşirse de arkadaşlar bu sefer bizler için 1908 seviyesinde bulunan destek önemli bir takip yerimiz haline gelecek arkadaşlar. Yani 1908 onun altında 1896 destekleri dikkatle takipte olmamız gerekecek seviyeler. 1896 altında dediğimiz gibi kırılım gerçekleşirse de bu sefer 1875, 1871 ve 1835. Şuradaki 1871 ve 1835 destek yerleri ons altında takip edeceğimiz seviyeler haline gelecektir. Sizler de verdiğim seviyeleri takipte kalın arkadaşlar. Bu seviyeler önemli seviyeler. Gram altına geçelim hemen. Gram altında bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde? Takip ettiğimiz seviyelerimiz vardı. Evet, gram altında da görüyorsunuz arkadaşlar. Yukarı çizdiğimiz trend hala devam etmekte. Bu trend bozulabilmemesi için de 478 seviyesi altında kapanış şart. 478 kırılmadığı müddetçe trendimiz yukarı yönlü gram altında hareketlerini devam ettirmeye devam edecektir. Ve yukarıda en kuvvetli direnç yönümüzde 490 direnci demiştik arkadaşlar. Dediğimiz gibi de bu hareketler gram altında sunduğumuz şekilde devam etmekte. Yukarı yönlü hareketlerin tekrardan ivmelenebilmesi için de arkadaşlar gram altının 490 üzerinde mutlaka kapanış yapması şart. 490 üzerinde tekrardan kapanışlara başlayabilirsek de o zaman 495 ve 502 seviyesindeki kanal aralığı tekrardan gram altında potaya girer. O yüzden bu kanalın kırılabilmesi için 490 üzerinde mutlaka kapanışlar şart. 490 üzerinde kapanış yapamazsa tekrardan geri çekilmeler 483-485 seviyesine kadar gram altında devam edebilir. Bizler için 490 seviyesi önemli diyoruz arkadaşlar.
Aşağıda da 483 ve 478 destekleri. B planımızda 478 seviyesi kırılmadıkça yukarı yönlü 500'lü seviyeler beklentimiz dahilinde devam. B planında 478'i kırarsak da arkadaşlar 471'li seviyelere kadar, şuradaki destek seviyesine kadar kötü senaryo çalışır. O zaman da gramda aşağı yönlü hareketler bekleyebiliriz. Fakat 478 üzerinde kalındıkça ilk etapta 490 ve 495 dirençleri dikkatle gram altında takipte kalmamız gereken seviyeler şeklinde düşünülebilir. Hemen dolar TL'ye de bakalım. Dolar TL'de bizler için takip ettiğimiz seviyelerimiz vardı. Dolar TL'de dediğim gibi arkadaşlar 7.96 önemli bir direnç. Şuradaki 7.96 seviyemiz hala önemli bir direnç niteliğini korumakta. Merkez Bankası kararından sonra buradaki direnç yukarı yönlü test edildi. Fakat üzerinde bir kapanış gelmedi arkadaşlar. 7.97 seviyelerine kadar bir yükseliş görüldü. Dolar-TL kurunda buradaki 7.96 seviyesi kırılır, üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa gram altında 8.11 ve 8.27 dirençlerine doğru yukarı yönlü hareketler tekrardan devam edebilir. O yüzden bizler için 7.96 direnci önemli arkadaşlar. 7.96 altında gene bir 7.89 desteğimiz mevcut. Yükseliş trend desteğimiz bu 7.89. Ve onun altında yükselişin başladığı 7.78 destek bölgemiz dolar-tl kurunda hala geçerliliğini korumakta. Tekrardan yükselişlerin devam edebilmesi için de dediğim gibi 7.96 direnç seviyesinin mutlaka yukarı yönlü kırılması şart. Kırılması halinde de arkadaşlar yukarıda 8.11 seviyesine doğru hareketler tekrardan ivmelenecektir diye dolar-tl kurunda düşünebiliriz. Dolar-tl kurunda stokastik indikatörümüze baktığımızda burada da gene yönümüz tekrardan yukarı yönlü çevrilmiş gözükmekte arkadaşlar. EMA'lar yönünü tekrardan yukarı çevirmiş. Fakat yukarıdaki desteği şu an için kırmış diyemeyiz arkadaşlar. Sadece yukarı yönlü hareketleri teyit eden bir görüntü içerisinde diyebiliriz EMA'ların. Daha kısa bazlı 4 saatlik bazda baktığımız zaman burada bir filama hareketimiz mevcut. 7 burada bir 20 kuruşluk. Yani bu da 7.97. Hemen hesaplayalım. 1.8.11. Evet. Bu hareket burada 7.96'yı yukarı kırarsa arkadaşlar, bakın 4 saatlikte görüyorsunuz filamayı. Şurada bir filama oluşumumuz mevcut. Bu filama 20 kuruşluk bir hareket alanı yaratabilir. Bu da bizler için 8.17'li seviyelere doğru Dolar-TL kurunun tekrardan hareket edebileceğini sinyalini vermekte. Tabii bunun için 7.96 üzerinde kapanış şart arkadaşlar. Bu kapanışı yakalayabilirsek de Dolar-TL'de o zaman tekrardan 8'li seviyelerin üzerinde bir 8.20 filama hedefi olarak düşünülebilir arkadaşlar. 4 saatlikte şuradaki filama da takibinizde olsun. Bu filama önemli. Kısada hareketin tekrardan yukarı kırılıp hareketine devam edebileceği şeklinde de yorumlanabilir. Evet, buradaki hareketi sizlerle birlikte ben de takipte kalacağım. Bunun kırılma bilmesi için de 7.96'nın, yani şuradaki direğin yukarı yönlü kırılması gerekli. O da 7.96 üzerinde olacak bir kapanışla mümkün. Bu kapanışta gelirse hızlı bir şekilde arkadaşlar 8.20'li seviyelere doğru Dolar-TL yönünü çevirebilir. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Hemen gümüşteki bekleyen arkadaşlar için de analizimizi yapalım. Evet, gümüş onsta başlayalım. Gümüş onsta bizler için önemli olacak bir seviye. Biliyorsunuz arkadaşlar geçmemiz gereken bir seviye 24.70 seviyesi demiştik. Şu an itibariyle ons altına nazaran daha ucuz kaldı. Bunun da bilgisini vereyim. Ve şuradaki
Gümüş ons 24.70 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışmakta arkadaşlar. Buradaki tutunmayı gerçekleştirebilirsek arkadaşlar gümüş onsta. Burası çok önemli. Beni iyi dinleyin gümüşteki arkadaşlar. Özellikle buradaki 24.74, 24.70 üzerinde tutunmayı gerçekleştirebilirsek bunun ana hedefi 27.63 seviyesine kadar bu gümüşü tekrardan yukarı yönlü taşıyabilir. O yüzden bu 24.70'e önemli diyoruz. 24.70 üzerindeki hareketlerde 25.14 forexçilerde olduğu için bu aralıkları vereyim. 25.83. Evet, bu hareketler yukarı yönlü olacaktır. Ve bu şekildeki dirençleri takip ede ede 27.63 seviyesine doğru gidecektir diye düşünmekteyim. Tabii daha kısadaki hedefi şuradaki 26.94'teki direnç seviyesi, ilk etaptaki 26.94 direnç seviyesi olacaktır. Bunu da kırmasıyla birlikte 23.27.63 ana hedef bölgesi olacaktır diye gümüş onsun düşünmekteyim. Buradaki rakamları iyi not edin. Özellikle troller iyi not etsin. Bu rakamları size tekrardan hatırlatacağım. Gram gümüş. Evet, gramcı arkadaşlar da hemen beni bekliyorlar. Bakın arkadaşlar, gram gümüşte takip edilecek en önemli seviye. Gene gümüş ons grafiği üzerinde anlatayım. En önemli seviyemiz 6.29. Evet, bu seviye 6.29 direnç. Ayrıca yükseliş hareketini başlatabilecek olan bir direnç. Bu 6.29 seviyesini gümüş gram yukarı doğru kırdığı vakit tekrardan yükseliş hareketlerine başlayacak ve 6.51 direncini test edip 6.65 ana hedef bölgesine doğru gümüş gramı taşımak isteyecektir. O yüzden 6.29 üzerinde her kalışı ilk etapta 6.51 ve onun ardından da 6.65 ana hedefine doğru gram gümüşü götürecektir diye düşünmekteyiz. Gram gümüşte yükselişin başladığı 6.08 destek yönümüz hala geçerliliğini korumakta. 6.08 üzerinde durdukça 6.16 destekleri ve 6.29 destekleri dikkatle takibimizde kalacak. 6.29 tekrardan yükselişin başlayabilmesi için şart olan ne dedik? Direnç bölgemiz. Bu direnç yukarı yönlü kırdığı vakit işte gümüşte de o zaman yukarı yönlü kopuşlar görmeye başlayacağız arkadaşlar. Sterlin'deki arkadaşlar da vardı. Sterlin takip eden arkadaşlar. Sterlin'de benim Sterlin ve Euro'da geriye doğru videolarımı açarsanız arkadaşlar Sterlin ve Euro ile ilgili yapmış olduğum uzun vadeli videoları izleyin. Mutlaka bunlar size çok faydalı olacaktır. Hatta dolar ve altın tarafındaki arkadaşlar da geriye dönük uzun vadeli yatırım yapan arkadaşlar varsa da bu geriye dönük uzun vadeli videolarımı seyretsinler ki oradan bilgi sahibi olabilsinler. Evet, Sterlin şu an itibariyle 10.40 civarlarında seyretmekte. Evet, bizim bir 10.30 kısada hedefimiz vardı Sterlin'de ve nokta atışta o geldi. Şimdi onun üzerinde burada bir filama oluştu. Bu filamanın da Sterlin'de, yani tekrardan yukarı yönlü Sterlin TL'de hareketlerin görülebilmesi için buradaki filamanın da yukarı yönlü 10.45 seviyesinden kırılması şart. 10.45 üzerinde Sterlin TL, bakın şuradaki filama oluşumumuz mevcut. Buradaki yukarıdaki seviye 10.45. Bu 10.45 üzerinde Sterlin TL tekrardan kapanışlara devam edebilirse de arkadaşlar, Sterlin TL'de tekrardan bir yukarı yönlü hareket ivmelenmesi bekleyebiliriz. Burada da bir 20 kuruşluk, 25 kuruşluk bir hareket var. 10.45, 10.65, 10.70. Sterlin'de de 10.70'li seviyelere doğru arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin devamının gelebilirliği fazla. Bunun için de şuradaki 10.45 hareketinin yukarı yönlü kırılması
ve hareketi 10.75'li seviyelere doğru götürmesi şart. 10.45 güçlü direnç oluşturacaktır. Bu direnci kırabilirse de arkadaşlar yukarıya doğru 10.75 ve asıl sterlindeki ana hedef bölgemiz olan 12 seviyelerine doğru sterlin TL'ye yukarı yönlü taşıyacaktır. Sterlindeki arkadaşlar geri çekilmeler görülse de tekrardan sterlinin toparlanıp yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini ben düşünmekteyim arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuz da bu kadardı. Bir de Euro'ya bakalım arkadaşlar. Euro'daki arkadaşlar da var. Evet, Euro'da da orada da gene flamalar göze batmakta arkadaşlar. Hemen kısaca oradaki flamaları da bir bakalım. Ne hedeflemekte bu flamalar? Evet, Merkez Bankası kararlarıyla birlikte buralarda bir flama oluşumları mevcutlandı. 9.20. Burada da önemli 9.45 var arkadaşlar. Gene bu da sterlinde olduğu gibi 20 kuruş bu 9.45'i yukarı kırarsa 20 kuruş üstüne atacak ve sterlini de kısada 9.65'li seviyelere doğru taşıyacaktır. O yüzden bu verdiğim hedefler takibinizde olsun arkadaşlar. Euro'daki arkadaşlar da bu seviyeleri takip etsin. Şöyle bir kanal belirlediğimizde evet aynen kanalımızda gene buradaki 9.45'in öneminden bahsetmekte. Buradaki 9.45 kanal seviyesinin üstüne doğru bir kırılım olursa tekrardan 9.65'li seviyelere kadar Euro TL paritesinde yukarı taşıyacaktır. 9.45 önemli arkadaşlar. Evet, geri çekilmelerde şuradaki EMA'lar seviyeleri yükselişi başlatmış. 9.40 ve aşağıda 9.35 destek bölgeleri de Euro TL'de dikkatle takip edilmesi gerekli. Ana yön görüyorsunuz zaten. Bir şey dememe gerek yok. Trend yönü bariz yukarı. Euro'da da devam etmekte. Şuradaki kırılım olmadığı müddetçe bu kanal içerisinde gayet muntazam bir şekilde hareketlerine devam ediyor. Benim de bir şey söylememe gerek yok. Zaten sizler de buradaki kanal içindeki hareketlerini görebiliyorsunuz. Evet sevgili dostlarım, benim Euro, Sterlin, Dolar, Altın ve Gümüşle ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Kanalıma mutlaka bir beğeni atın ve kanalımı başka mecralarda paylaşın ki arkadaşlar kanalımız sizlerle birlikte yükselebilsin. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.